Şimdi tekrar Tahran'dayız. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin ölümünden sonra bugün sandık başına gidiyor ve muhabirimiz Ekber Karabağ da notlarıyla karşımızda. Evet, teşekkür ederim Erkan Tay. Evet, az önce de bir ses sıkıntımız yaşamıştı. Bu konuda özür dilerim sizden ve izleyicilerimizden. Evet, sabah saat 8 sularında İran'da oy verme işlemleri başladı ve akşam saat 18'e kadar bu işlemler devam edecek. Ancak geçen seçimlerde olduğu gibi muhtemelen bu süre gece saat 24'e kadar uzatılacak ve oy sayım işlemleri gece yapılmış olacak ve ilk sonuçların sabah saatlerinde açıklanması bekleniyor. Ben an itibariyle burada Tahran'da bir seçim merkezlerinden birisindeyim. İrşad Hüseyiniyesi ismindeki bir merkezdeyim. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim size buradaki atmosferi Canu Pınar. İşte gördüğünüz gibi insanlar şurada sırada bekliyor oy kullanmak için. Basın mensuplarının da buraya ilgisi çok yoğun olduğunu ifade edebilirim. İnsanlar oy vermek için şurada sırada bekliyor. Burada kimlik kontrolleri yapılıyor. İşte görüyorsunuz hem İçişleri Bakanlığı tarafından hem de Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin temsilcileri burada bulunmaktadır. Ardından işte kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra işte görüyorsunuz buradaki bir kişi oyunu kullanacak. İşte görüyorsunuz. Yelas Ozmukhan. Bel, alam mitri ben nazim de fermen. Evet, görüyorsunuz işte insanlar oylarını kullanıyor. Bu yanda beyefendi oyunu kullandı. Diğer kişi de oyunu kullanacaktır. İşte isterseniz hatta kendileriyle bir röportaj yapabilirim. Pardon. Bebekşin yelas mitri beyin. Ozmukhan, yelas paşa zinde asim Ozmukhan. Sen hedefin çiğe çerada yine sabah çeker kaydet. Neden seçime katıldığını, neden oyun kullandığını kendisine sordum. Bismillahirrahmanirrahim. Arzı salam, adab, ihtiram doğram. Hizmet همبستران عزیزم خب ما وظیفه شرعی و دینی خودمون هست که در این انتخابات حضور حداکثری داشته باشیم یه لحظه من ترجمه کنم چون پخش زندم هست evet kendisi neden seçime katıldığını şu şekilde belirtiyor bu dini ve şer'i bir görevinde o yüzden bu seçime katıldığını ifade ediyor و حضور حداکثری داشته باشیم برای نظام جمهوری اسلامی ایران و مستقل evet, işte yönetimin, nizamın işte daha güçlü hale gelmek için daha yoğun bir şekilde bu seçimlere katılmak gösterilmesi gerektiğini ifade ediyor kendisi. و مشت محکمی باشه بر دشمنان و استکباران و ارزان بزرگان اسرائیل و آمریکا باشه و بتونیم که پایه این nizam ro mustahkem kılın. Çok teşekkür ederim. Evet, son sözünü de işte şu bütün belbeli. Son sözüne şöyle geleyim. İşte bizim bu katılımımız Amerika Birleşik Devletleri İsrail için kendi deyimiyle büyük bir yumruk niteliği taşıyor diyor. Aslında az önce de bu arkadaşımız bahsetti. Katılım burada çok önemli. Çünkü son zamanlarda İranlılar seçime daha az katılım gösteriyor. Örnek olarak Mart ayında yapılan seçimi gösterebiliriz. Yine geçtiğimiz dönem İbrahim Reis'in seçimleri kazandığı dönemde de insanlar düşük katılım göstermişti. %50'nin altında bir katılım söz konusu olmuştu. Ve bu yüzden de muhafazakarlar çok kolay bir şekilde seçimi kazanmıştı. Ancak bu kez biraz durum farklıdır. Çünkü reformcu gruplar özellikle Tebriz Milletvekili Mesut Pezeşkiyan'ı destekliyor. Geçtiğimiz eski Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi, yine daha önceki Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani sıkı bir şekilde Pezeşkiyan'a destek verdiğini ifade etmiştilerdi. Ve vatandaşlardan da bu sandığa giderek geniş katılım göstererek Pezeşkiyan'a oy istemişti. Acaba insanlar bu çağrıları yanıt verir mi? Tabii günün sonunda bu belli olmuş olacaktı. Şunu da son söz olarak belirteyim. Aslında Pezeşkiyan, az önce belirttiğim Pezeşkiyan, anketlere göre birinci sırada gösteriliyor. Fakat muhafazakarlar arasında bir birliktelik oluşmadı. Dün iki muhafazakar aday seçimlerden çekildi. Aslında 6 adayla bu yarışa başlamıştı. Dün 2 kişi çekildi ve 4 kişiyle bu yarış devam ediyor. Fakat diğer 2 muhafazakar aday Said Celil ile işte Meclis Başkanı Muhammed Bakır Karabaş her biri diğerinden daha önde olduğunu öne sürerek, savunarak seçim yarışına da kaldı ve adaylıktan çekilmekten vazgeçti ve bu durumda reformcuların lehine oldu. Ancak son olarak da şunu belirteyim Can Okanar, reformcular bu konuda avantajlı olsalar da acaba %50'yi yakalayabilir mi? Bu soru işareti aslında akşam saatlerinde belli olacaktır ve anketler bunu göstermiyor. Anketler işte
Pezeşkian'ın oyunun %30-40 arasında olduğunu belirtiyor. Böyle bir durum yaşanırsa önümüzdeki hafta Cuma günü tekrardan seçimler ikinci tura gitmiş olacak. Can Kone, son olarak tekrardan buradaki havayı size göstermek istiyorum. İşte görüyorsunuz, az önce belirttiğim üzere burası Irşad Hüseyiniyesi. Hüseyiniye de aslında camiye benzer bir yer. İşte bizlerde yoktu, Sünni dünyasında yoktu. Şiilere ait bir cami. İran'da da tırnak içinde söyleyeyim, sadece okullarda değil aynı zamanda camilerde de oy verilebiliyor. Görüyorsunuz basın mensuplarının yoğun bir ilgisi söz konusu. İşte insanlardan bu şekilde röportajlar alıyorlar. Şu tarafa da geçersem şuradaki oy verme işlemlerini de size göstereyim. İşte az önce gösterdiğim şekilde bu tarafta da yine insanlar önce kimlik kontrolü yaptırıyor. İşte bu şekilde de burada oyunu sandığa atmış oluyor. İşte bu beyefendi de şimdi görüyorsunuz az sonra işte oyunu sandığa atmış olacak. Ve şimdi ayetine gibi ben de memnunmuşum. Karşılığınız. Evet, Can Okonar, İran'daki atmosferin bu şekilde olduğunu ifade edebilirim. Sözü şimdilik Tahran'a size bırakıyorum.